Bugün bu videoda mümkün olduğunca rakamları konuşacağız arkadaşlar. Özellikle borsa cephesinde neler yaşanıyor? Dolar nereye gidiyor? Euro ne olacak bundan sonraki süreçte? Euro dolar paritesi 1.10'un üzerine zorluyor. Bu kalıcı bir zorlama mı yoksa hızlı bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalınabilir mi? Altın cephesinde uzun zaman sonra 1700 doların altı görüldü. Kalıcı bir düşüş mü yoksa 1700 doların üzerine tekrar kendisini atma ihtimali var mı? Ve tabii ki kritik konulardan birisi olan petrol. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme ne anlama geliyor? Neden bir düşüş gözlendi? Düşüş trendine geri mi dönüyor petrol fiyatları? Yoksa kısa vadeli geçici bir hareketten mi bahsediyoruz? Bunların hepsini sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Tabii bu arada Avrupa Merkez Bankası çok kritik bir rapor yayınladı. Bu raporda özellikle Avrupa'nın gidişatıyla ilgili, özellikle de dağılma süreciyle ilgili çok önemli işaretler var arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki dünya ekonomisini ve Türkiye ekonomisini de yakından ilgilendiriyor Avrupa Merkez Bankası'nın raporu. Bunu da değerlendireceğiz ve son olarak da Avrupa Merkez Bankası raporunun Türkiye'nin hem ihracatını hem finans piyasasını nasıl etkileyebileceğini de konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce bir borsaya bakalım. Borsa 105 binin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 120 bine doğru gidecek falan diyenler var. Öyle olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Dünyadaki rakamlar bu şekilde gelmeye devam ettiği sürece, ekonomik veriler bozulmaya devam ettiği sürece, pandemi sonrasındaki ekonomik kriz riski her geçen gün artmaya devam ettiği sürece ve Türkiye ekonomisindeki daralmanın reel sektöre etkilerini biz önümüzdeki süreçte çok daha net bir şekilde görmeye başladığımız sürece borsadaki bu yükselişlerin çok suni olduğunu hep birlikte göreceğiz. Birileri bunun bedelini çok ağır ödeyecek parasal kayıplarla, birileri de borsaların neden düştüğünü çok daha net bir şekilde anlayacak. O nedenle sevgili dostlarım, ben hem bizim borsamızdaki hem de yurt dışındaki borsalardaki yükselişlerin kalıcı olduğu kanaatinde değilim. Gerçekçi olduğu kanaatinde de değilim. Çok ciddi bir balon şişiyor. Çok ciddi bir gelgel hareketi var. Ve bu gelgel hareketinin bedelinde genel itibariyle küçük yatırımcılar öderler. Turizm sektörü tamamen kilitlenmiş durumda. Ulaşım sektörü tamamen kilitlenmiş durumda. Ona rağmen özellikle havacılık sektöründeki hisselerde çok sert yukarıya doğru hareketler gözleniyor. Neye istinaden bu hareketlerin olduğunun hiçbir açıklaması yok arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle bu hisselerde ciddi bir şişme var ve bu şişme bir patlamayla sonuçlandığı zaman bu havacılık hisselerindeki kağıtlar tamamen elinizde patlayabilir. Lütfen dikkatli olun diyorum. Çok yüksek seviyelerden elinize bu hisseleri verebilirler. Uzun süre bu hisselerin tekrar yükselmesini beklemek zorunda kalabilirsiniz. Dolar cephesine baktığımızda bugün 6.77'nin üzerinde tutunmaya çalışan bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. 6.70'in altı zorlandı biliyorsunuz dün itibarıyla. Gerçi piyasalar sığdı ama bana göre piyasaların sığ olmasından daha önemli bir etken dolar endeksindeki dikkat çekici gevşemeydi. O gevşemenin Türkiye'ye de etkisi oldu. Hem dolar endeksindeki gevşeme, hem piyasanın sığlığı, hem gelen baskılar nedeniyle, özellikle forex piyasasında gelen baskılar nedeniyle doların 6.70 seviyesinin altını zorladığını gördük. Tabi burada tutunamadı, tekrar yukarıya doğru bir hareket gözlemleniyor. 6.80'in üzerine tekrar kendisini atarsa dolardaki yükseliş trendinin kısa vadede tekrar başladığını gösterir bize. Çok kısa bir vadede biz 7.20'lerin üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Altın uzun zamandan beri 1700 doların üzerinde tutunmaya çalışıyordu. 1760 dolar seviyesini iki defa zorladı. İkisinde de geri döndü ve şimdi 1700 doların altını test ediyor. 1700'ü aşağıya doğru kırabilir mi? Ya da şu anki seviye, yani 1695 seviyesi 1700 doları aşağıya doğru kırdı anlamına mı geliyor? Hayır arkadaşlar. Eğer ki kapanışta tekrar 1700 doların üzerinde tutunursa ve yurt dışından kritik haberler gelmeye devam ederse, özellikle Amerika ve Çin cephesinden, biliyorsunuz ticaret savaşları tekrar köpürmeye başladı ve bu ticaret savaşları pandemiyle birleşerek ortamdaki riskleri arttırmaya devam ederse altın bir kez daha 1760 dolar seviyesini zorlar ve 1760 dolar seviyesini kırması durumunda da 1800 doların üzerinde bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Gelelim gram altın cephesine. Gram altın cephesinde bence dipleri yaşıyoruz arkadaşlar.
altının onsu 1700'ün üzerinde tutunmayı başarırsa ve dolar da kısa vadeli düşüşünü tamamlamış ise, ki bana göre tamamladı, yukarıda 7 liranın üzerine zorlamaya başlarsa biz gram altını 390 liraların üzerinde görürüz. Yakın gelecekte de ilk hedefimiz olan 402 liraya gideriz. Orta gelecekle kastım da artık aylar değil arkadaşlar, haftalar. 400 liranın üzerinde altın gram fiyatı, 420 lirayı hedefleyen bir altın gram fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Bence çok kritik enstrümanlardan birisi haline geldi parite. Parite 1.08'i aşağıya doğru zorluyor, 1.10'u yukarıya doğru zorluyor. 1.08 ile 1.10 arasına sıkışmış durumda. 1.10'u şimdi yukarıya doğru kırmaya çalışıyor ama eğer ki kıramazsa büyük ihtimalle tekrar 1.08'i aşağıya doğru zorlayacak. Özellikle de Avrupa'dan gelen olumsuz haberlerin etkisiyle pariteyi tekrar 1.06 seviyelerinde görebiliriz. 1.06 aşağıya doğru kırılırsa euro dolar paritesinde dolar euro paritesi olarak görebiliriz. Euro Türk lirasına karşı yükselse bile dolara karşı gevşeyecek anlamına geliyor. Euro ile doların arasındaki makasın kapanacağı anlamına geliyor. Euro dolar paritesi dolar euro paritesine döner ise de şu anki euro fiyatında doları, şu anki dolar fiyatında da euroyu görebiliriz. Bunu da unutmamanızda fayda var diye düşünüyorum. Dolardaki her yükseliş gram altın tetiklemeye devam edecek. Ons'taki her yükseliş de gram altın tetiklemeye devam edecek. Ons'taki düşüşlerin ben çok geçici olduğu kanaatindeyim. Biz daha ekonomik krizin ya da ekonomik sıkıntıların sadece ucunu görmüş durumdayız. Ekonomik sıkıntıların büyümesiyle, verilerin çok daha net bir şekilde ortaya çıkmasıyla, Amerika ile Çin geriliminin iyiden iyiye artmasıyla birlikte altında esas yükselişleri göreceğiz ons cephesinde ve doğal olarak gram altına da bunun yansımaları çok sert olacak. Pariteyi de niye kritik buluyorum? Bir onu zorlaması demek bana göre yine bir gel gel hareketi. Euro dolar paritesinin de yukarıya gidebileceği kanaatinde değilim. Özellikle Avrupa Birliği dağılma sürecine girmişken. Nereden çıkartıyoruz Avrupa Birliği'nin dağılma sürecine gittiğini? Avrupa'nın kendisi söylüyordu ondan. Avrupa Komisyonu açıklıyor. Avrupa'nın liderleri açıklıyor. Avrupa'nın Merkez Bankası açıklıyor. Hepsi satır aralarında aslında sıkıntılı ülkelerin yakın zaman içerisinde Avrupa Birliği sürecinden uzaklaşabileceğini ifade ediyorlar. Nedir bu sıkıntılı ülkeler? Avrupa'nın uzun zamandır uğraştığı Yunanistan, İtalya gibi ülkeler. Şimdi buna bir de İspanya eklendi. Ve bu koşullar içerisinde göreceksiniz Avrupa'nın güneyinde kalan, genel itibariyle turizm gelirleriyle geçinmeye çalışan, borçluluk oranları çok yüksek olan bu ülkeler Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinde tetikleyecekler. Avrupa Birliği çok küçük bir topluluk haline gelebilir yakın zaman içerisinde. Avrupa'nın sanayileşme anlamında başı çeken ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkeleri dışındaki tüm ülkeler Avrupa'dan peyderpey kopmaya başlayabilir. Bu da Euro-Dolar paritesi üzerindeki baskıyı arttırabilir. Gelelim Brent petrol meselesine. Bence Brent petrol son zamanlarda çok suni bir şekilde yukarıya doğru hareket ettirilmişti zaten. Maliyetlerin çok altına gelen petrol fiyatlarıyla karşı karşıya kalmıştık ve bütün petrol üreten ülkeler ciddi zarar yazmaya başlamıştı. Keza Amerika'da 200'den fazla petrol üreten ya da petrol işi yapan şirket resmen battığını açıkladı. Yeni yeni şirketlerin de bunlara eklenmesi bekleniyor. Bu nedenle elden geldiğince petrol fiyatlarını yukarıya çıkartmaya, yukarıda tutmaya çalışıyorlar. Ama Rusya yeni bir hamle yaptı ve petrol üretimini arttıracağını söyledi. Belki de Amerika üzerine yapılmış bir hamleden bahsediyoruz. Rusya zararı göze alarak Amerika'nın daha da zora düşmesini bekliyor. Bunun için bir hamle yapıyor. Sonuç itibariyle görünen o ki herhangi bir devlet desteği olmayan petrol şirketlerinin en yoğun zarar gördüğü ülke Amerika şu an itibariyle. Rusya ben tekrar petrol üreteceğim diyerek petrol fiyatlarının aşağıya gelmesini istiyor. Belki az kar elde ediyor, belki zarar ediyor ama en önemli rakiplerinden birisi olan Amerika'yı ekonomik olarak da köşeye sıkıştırmış oluyor. Öbür taraftan Rusya'nın stratejik bazı hamleleri var. Hem Çin'i bir anlamda kurtarmaya çalışıyor hem de kendisini biraz daha ön plana çıkartmaya çalışıyor. Bunu yapabileceği en iyi arenalardan birisi petrol. Çünkü ucuz petrol Çin'in işine geliyor.
geliyor. Ucuz petrol Amerika'nın elini güçleştiriyor. Bütün bu rakamları konuştuktan sonra bu rakamlar bana göre nereye gidecek? Onu da çok kısa size anlatacağım. Sonrasında da Avrupa Merkez Bankası'nın raporuna geçeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın en kritik bir iki maddesini sizlerle paylaşacağım ve Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkileyebileceğini konuşacağım. Borsadaki 105 bin seviyesi bana göre çok riskli bir seviye. Ben olsam şu anda borsadan uzak dururdum. Bir. Dolardaki 6.76-6.77 seviyesi bana göre dolardaki yükseliş trendinin tekrar başladığını işaret ediyor. Yakın zaman içerisinde doları 7 liranın üzerinde görebiliriz. Euro 7.44 seviyesinde dolara paralel olarak yukarıya doğru seyrini başlatacaktır. Paritenin geri çekilmesiyle birlikte 1.10 seviyelerinde olan paritenin 1.08-1.07'leri zorlamasıyla birlikte euro dolar kadar yükselmeyecektir. Faiz cephesinde 9.07'yi görüyoruz. Faiz cephesindeki bu rakam Merkez Bankası'nın, Türkiye'deki Merkez Bankası'nın politika faizinin aslında gerçekçi olmadığını çok net bir şekilde bizlere gösteriyor. Altının onsu 1695 seviyesine gitti. Tekrar 1699 seviyelerine geldi. 1695-99-1700 seviyeleri kapanışta 1700'ü işaret ediyor. 1700 ve üstünü işaret ediyor. 1700 ve üstünde kaldığı sürece altın yükselmeye devam edecektir. Ons altından bahsediyorum. Doların yükseliş trendi, altının onsunun yükseliş trendi de gram altının yükselişini gösteriyor. Yakın zaman içerisinde 380'in üzerinde bir gram altın, haftalarla ölçülebilecek bir zaman içerisinde de gram altın tekrar 390-95 aralığında göreceğiz gibi arkadaşlar. Petrolde de bir kez daha 30 doların altı görülebilir Rusya'nın atacağı adımlarla birlikte. Şimdi dönelim Avrupa Merkez Bankası'nın raporuna arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası'nın raporundaki en kritik nokta biraz önce sizlere kısaca da söylemeye çalıştığım konulardan birisi olan Avrupa Birliği'nin dağılmasıyla ilgili. Borçlu ülkeleri işaret ediyor. Avrupa Birliği'nin içerisindeki borçlu ülkeleri işaret ediyor ve sadece turizm geliriyle geçinebilen, genel itibariyle Avrupa Birliği'nde sık sık başını ağrıtan ülkelerden bahsediyor Avrupa Merkez Bankası ve şöyle söylüyor. Salgının uzun vadeli etkisi olarak bazı ülkelerin borçlarını ödemekte zorlanacağını ve çok borçlu ülkelerin Euro bölgesinden ayrılma riskini arttıracağına işaret ediyor. Euro bölgesinden ayrılmakla kasıt elbette tamamen Avrupa Birliği'nden ayrılmak olmayabilir de sadece Euro'dan ayrılmak olabilir. Ama bir ülkenin ya da birkaç ülkenin Euro'dan ayrılması Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinde tetikleyecektir. Euro-dolar paritesi üzerindeki baskıyı da arttıracaktır arkadaşlar. Bana göre en kritik maddelerden birisi bu. Diğer bir kritik madde yeni tip koronavirüsün Avrupa'da finansal sektörün, şirketlerin ve ülkelerin zayıf noktalarını büyük ölçüde arttırdığını söylemesi ve borç seviyesi arttıkça ülkelerin gelecekte bir krizle karşı karşıya olabileceği konusunda uyarılarda bulunması. Bu en çok bizi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye ihracatının neredeyse yarısını Avrupa'ya yapıyor. İki ürün satıyorsak bunun biri Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Buradaki şirketlerin batması, daralması, küçülmesi, Avrupa Birliği'ndeki işsizliğin artması, fakirlik ve yoksulluğun artması anlamına geliyor. Ve doğal olarak bizim bu ülkelere yapacağımız ihracatın da azalması anlamına geliyor. İhracat gelirlerimizin çok ciddi manada düşmesi, döviz gelirlerimizin de çok ciddi manada düşmesi, zaten sıkışık olan döviz piyasamızın iyiden iyiye sıkışması anlamına geliyor. Ve öbür taraftan yakın zaman içerisinde Avrupa Birliği'nin tekrar hızlı bir şekilde büyümesi mümkün gibi görünmüyor. Sadece Avrupa Birliği'nin değil, Amerika'nın da, Çin'in de, Rusya'nın da, gelişmekte olan ülkelerin de hızlı bir şekilde yükselmesi, tekrar büyüme trendine girmesi mümkün görülmüyor. Sadece ben değil, dünyadaki pek çok önemli ekonomist, pek çok önemli kurumun başındaki isim, pek çok önemli ülkenin başındaki isim de bunu işaret ediyor artık. U şeklinde bir tekrar büyüme bile iyimser olarak konuşuluyor. V'yi unuttular, U'yu konuşuyorlar iyimser olarak. Yani ekonomi dibe çakılacak, bir süre dipte gidecek, sonrasında yukarıya gidecek. Ve bu U süreci de öyle kısa bir vade değil. En iyimser tahminlerde 3-4 yıllardan, 5 yıllardan bahsediliyor. Kötümser tahmin L şeklinde bir hareket. Yani dibe gitmesi ekonomilerin ve uzun bir süre dipten devam etmesi. Ve çıkışın da çok küçük, çok minimal bir şekilde yavaş yavaş olması tüm dünya ekonomilerinde. Başta
başta Avrupa olmak üzere Amerika'da, Çin'de bu şekilde bir büyümeyle karşı karşıya kalırsak emin olun bunun bedelini en ağır gelişmekte olan ülkeler öderler. Çünkü biz hem parasal sıkışıklık içerisindeyiz, hem ekonomik sıkışıklık içerisindeyiz, hem de çok ciddi bir enflasyonist baskıyla karşı karşıyayız. Bunun yanına bir de yoksulluğu koyun, bunun yanına bir de bankacılık sektöründeki hasarı koyun, batık kredileri koyun, konut sektöründeki daralmayı koyun, reel sektördeki batıkları koyun, işsizliği koyun. Doğal olarak Türkiye gibi ülkeler bunun bedelini çok daha ağır ödeyecekler. Parasal sıkışmanın bedelini devalüasyonist artışlarla ödeyecekler. Ekonomik daralmanın bedelini ise yoksulluk olarak ödeyecekler. Hızlı bir şekilde adım atmazlarsa, hızlı bir şekilde önlem almazlarsa, üretim mekanizmalarını harekete geçirmezlerse, finansal cephede yeni bir bakış açısıyla bakmazlarsa çok ciddi bedeller ödenir. Gelişmekte olan ülkeler tarafından. Avrupa Birliği'nde bile çok ciddi sorunlar varsa, Avrupa Birliği bu pandemi sonrasında neredeyse dağılma sürecine girdiyse, Amerika'da işsizlik 40 milyona yaklaştıysa emin olun Türkiye'de bunun bedelleri çok daha ağır ödenir. Onun için aylardır sizleri uyarmaya çalışıyorum. Ve bütün bu bakış açıları aslında tüm dünyadaki riskleri arttırıyor ve hem altın hem de dolar üzerindeki artışı da hızlandırıyor ve hızlandıracak arkadaşlar. Ne kadar suni baskı yaparsanız yapın bu suni baskılar çok kısa vadeli ve çok geçici olacak. Tüm dünyada insanlar geleceği az çok gördükleri için tasarruf yapmaya devam edecekler. Dişlerinden tırnaklarından arttırabildiklerini kenara koyacaklar. Bugün akan musluğun yarın kesilme ihtimali çok büyük ve herkes yarına hazırlık yapıyor arkadaşlar. Dolardaki yükselişin sebebi, altındaki yükselişin sebebi de bu. Özellikle bizim gibi ülkelerde dolara ve altına olan talebin artmasının sebebi de bu. Altının altına gidecek bir dolar kuru bekliyoruz falan tamamen tevatürden ibaret. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Makroekonomik rakamlar bu şekilde olduğu sürece, dünyada büyük bir resesyon beklendiği sürece insanlar nakit dışında hiçbir yere gitmezler ve insanlar nakit tasarruflarını arttırdığı sürece piyasa daralır. Piyasa daraldığı sürece de nakitin üzerindeki baskı artmaya devam eder. Altın gibi, dolar gibi enstrümanlar yükselir. Borsa gibi yatırım araçlarında da çok sert satışlar gelir. Hem Türk lirasında hem de borsada bundan sonraki süreçte kur riski her geçen gün biraz daha artacak. Evet sevgili dostlarım, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.